Evet gençler geldik 62. sayfada 62. sayfa soruları metne göre cevaplayınız. Dinleme metni eğer dinlediyseniz bu metne göre bu 5 tane soruyu pardon 6 tane soruyu cevaplamanız isteniyor. Ben dinledim sizler için tabii ki cevapladım. Küçük Nezahat kimdir diyor birinci soru. Küçük Nezahat Albay Hafız Halit Bey'in kızıdır. Bu birinci sorumuzun cevabı. İkinci soruya geçelim. Küçük Nezahat cephede neler yapmaktadır? Ha bu arada videomuzu beğendiniz değil mi? Hadi sen de beğen bak sen beğenmemişsin biliyorum. Hadi. Yoksa yapmam bak. Abone de olun. WhatsApp'ta da paylaşın. Hadi ya. Aa, ne var bunda? Çok zor bir şey sanki. Yapıyorum o zaman. Küçük Nezahat cephede neler yapmaktadır? Babasına yardım ederek yemeğini getiriyor. Söküğünü dikiyor ve askerleri motive ediyordu Küçük Nezahat değil mi? Üçüncü sorumuz. Küçük Nezahat'ın babasının birliği hangi görevleri yapmaktadır? Yunan ordusunu gözetlemektedir. Evet, gözetleme görevi yapan bir birliği var. Düşman ordularını gözetliyor. Onların hareketlerini diğer birliklere bildiriyor. Dördüncü soru. Askerler savaş sırasında zor durumda kaldıklarında Küçük Nezahat onlara nasıl moral veriyor? Ne yapıyordu arkadaşlar? Ben babamın yanına ölmeye gidiyorum. Siz nereye gidiyorsunuz? Diyerek motive ediyormuş. Evet, zor durumda kalan askerleri ben de ölmeye gidiyorum, ben de ölümü göze aldım diyerek motive ediyormuş. Tabii ki askerler kendilerine gelir. Küçük bir kız bunları söyleyince değil mi? Beşinci soru. Mustafa Kemal Paşa cepheye geldiğinde niçin şaşırıyor? Evet, niçin şaşırıyordu arkadaşlar? Üzerinde asker kıyafeti olan Nezahat'i gördüğü için şaşırıyor. Küçücük bir kız çocuğunun üzerinde değil mi? Bir asker üniforması gördüğünde Mustafa Kemal çok şaşırıyor. Bu çocuğun ne işi var burada değil mi? Asker, büyük adamların, büyük erkeklerin savaştığı, silahların, vızır vızır kurşunların geçtiği yerde bunun ne işi var diye şaşırmıştır. Altı ve sonuncu sorumuz arkadaşlar. Küçük Nezahat. Mustafa Kemal Paşa'nın sorusuna ne cevap veriyor? Ne demişti dinlediyseniz? Askerlerin kalesi olduğunu ve dönmek isterlerse kendisini bulacaklarını söylüyor değil mi? Askerlerin kalesi olduğunu ve dönmek isterlerse kendisini bulacaklarını söylüyor. Küçük Nezahat Mustafa Kemal Paşa'nın sorusuna bu cevabı veriyor değil mi? Evet arkadaşlar yazın siz. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Yazdınız sanırım durdurup yazabilirsiniz siz. 62. sayfadaki son etkinliğimiz, dördüncü etkinlik. Dinlediklerinizle ilgili görüşlerinizi yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Kısa bir yazı tabii ki fazla uzatmaya gerek yok. Cevabımız şu. Kurtuluş Savaşımızda sadece yetişkinlerin değil, çocukların da büyük bir cesaretle mücadele verdiğini bir daha anlamış oldum ve gururlandım. Şurada yanlış yazmışız. Bir daha mücadele verdiğini bir daha anladım. Evet, bir daha anlamış oldum ve gururlandım. Evet, bu şekilde arkadaşlar onu da düzeltmiş olduk. Hadi bir sonraki sayfaya gidiyorum. Siz de bunu bitirip peşimden gelin orada buluşalım. Hadi bakalım.